Türkiye'nin en parlak, en gurur veren kurumlarından birini konuşacağız bugün. Darüşşafaka 149 yıldır Türkiye'ye her yıl çok sayıda başarılı genç kazandırıyor. Üstelik annesi, babası ya da her ikisi de olmayan çocuklar onlar. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç konuğumuz oluyor. Oğuz Bey günaydın. Hoş çok geldiniz. Çok teşekkür yerine. Ederim Hilal Hanım. Teşekkür ediyoruz. Darüşşafaka Cemiyeti adına şahsınızla bize bu imkanı sağladığı için ATV yönetimine çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Darüşşafaka. Sizin hikayenizle başlayalım mı? Siz tabii de Darüşşafakalısınız. Evet, buyurun. Kaç yaşında girdiniz o kapıdan içeri? Darüşşafaka'ya 11 yaşında girdim. 8 senelik bir eğitim aldım. O zamanlar kolej eğitimi veriyordu Darüşşafaka. 2 yıl hazırlık sınıfı vardı. Ondan sonra 3 yıl ortaokul, 3 yıl lise, 8 yıl sonrası Darüşşafaka'dan mezun oldum ve üniversiteye başladım. Darüşşafaka insanın hayatını tamamen değiştiren bir yer. Yani oraya girdiğiniz zaman girdiğiniz haliyle çıktığınız halin arasında çok büyük bir farklılık var. Darüşşafaka'ya annenizden o gün hayatta olan hangisi ise ailenizden ayrılırken bir üzüntüyle giriyorsunuz. Onlardan ilk defa kopuyorsunuz hayatta olan hangisi ise. Ama bir kez daha alıyorsunuz Darüşşafaka'da, o da son gün. 12. sınıftan veya bizim dönemimizde lise sondan ayrıldığı gün arkadaşlarınızdan koptuğunuz için. Evet. Siz de duygulandınız. Ben evet, de duygulandım. Evet, duygulanmamak sizin mümkün için değil. De öyle oldu değil mi? Yani içerideyken çok güzel her şey. İşte arkadaşlık ilişkileri, evet. Yatılık aldığınız bir okul. Ama bir girerken ağlıyorsunuz, bir de çıkarken ağlıyorsunuz. Yani tecrübeniz hakikaten şu an bana soracağım soruları bile unutturdu. Bence şunu konuşalım. Hakikaten Darüşşafaka ruhu diyoruz ya, Darüşşafaka evet. kültürü. Hani pek çok okul, özel okul, paralı okul, işte zengin ailelerin çocuklarını eğitim için gönderdiği yerler bunu başaramıyor aslında. Yani bir ruhu, bir kültürü oluşturamıyor. Bence Darüşşafaka ile ilgili en özel şey de bu. Az evvel sizinle konuşurken anlattım ya, benim de bir arkadaşım var Darüşşafaka mezunu. Çok iyi. Ve gerçekten böyle hani pırıl pırıl pırlanta çocuklar görüyoruz. Tabii oraya girmenin de belli başlı tabii şartları ki. Var. Hani sadece tabii ki. Anne baba olmadığında değil, ciddi anlamda yetenekli çocukları Evet. alıyorsunuz. Evet. Sizi çok etkileyen hikayeler de vardır eminim. Tabii ki var. Darüşşafaka 159 yıldır annesi veya babasından birini kaybetmiş olan, maddi imkanları yetersiz ama yetenekli çocukları eğitimde fırsat eşitliği misyonu ile okula kabul ediyor. Ve 8 yıl süresince onlara tam burslu, özel bir statüyle bir eğitim vererekten mezun ediyor. Mezun ettikten sonra da biz onları arkasını bırakmıyoruz aslında. Abla ve abilerden oluşan mentörleriyle onlara yön vermeye, üniversite hayatlarında da desteklemeye, gerektiği zaman bir miktar burslarla, gerek okulun verdiği burslarla, gerekse dışarıdan bazı kurumlardan bulduğumuz burslarla onların eğitimlerinin daha iyi bir yönde gitmesini temin ediyoruz. Darüşşafaka'yı düşünürseniz, Darüşşafaka Türkiye'nin her yerinden çocuklar geliyor. Her yerinden gelen çocuklar farklı kültürlerden, farklı eğitimlerden, farklı aile yapılarından geliyor. Darüşşafaka bunları aldıktan sonra bir yıl içinde, 1,5 yıl içinde harmonize ederekten tek bir ortak paydada bütünleştirmeye çalışıyor. Ve o bütünleştirdikten sonra onların üzerine koyduklarıyla, eğitimiyle de toplum içinde ayakları üzerinde duran bireyler yaratmaya çalışıyor. Peki sadece 10 yaşında mı alıyorsunuz? Evet, 4. yoksa sınıfı bitirmiş çocukları alıyoruz. Yani 10 yaşında sınava giriyor çocuklarımız. 10 yaşında 4. sınıfı bitiriyor, Darüşşafaka sınavlarına giriyor. Her sene büyük bir miktarda Mayıs aylarında sınav yapıyoruz. Şimdi az kaldı o zaman. Az kaldı. 29 Mayıs'ta 31 ilde sınav yapacağız. Bu sınavların sonucunda kazanan çocuklarımızı bir sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Çünkü yatılı okulda okumak için çok az da olsa bazı kısıtlarımız var. Sağlıklarında bir takım problem olan kişiler, onlara bakma sürecinde bir takım sıkıntılar çıkmasın diye kontrolden geçiriyoruz. Sonra yönetim kurulu üyelerimiz ve okul yöneticilerimizin hepsi Türkiye'nin her tarafına dağılarak bu çocukların evlerine gidiyor. Ev ziyaretlerinde bulunuyor. Onların maddi imkanlarını yaşamak, yaşam koşullarını görüyor. Ondan sonra dönüp bunları okula kabul ediyoruz. Çok güzel. Sonrasında özellikle hangi tür mesleklere yöneliyor çocuklar? Ya da onu sormadan şu an bizi izleyen seyircilerimiz için sorayım. İnternetten bulabilirler. Tabii ki. Sınav tarihlerini tabii ki, zaten tabii siz ki. Söylediniz. Nerede bu sınava girebileceklerini. Çocukları siz özel bir sınava sokuyorsunuz ki yeteneklerini görebilmek evet. amacıyla. Sonrasında da dediğiniz gibi bir sağlık kontrolü, yatılı okul olması hasebiyle evet. önemli tabii ki. Dilerim
herkes gönlüne göre olanı bulur. Ve hakikaten burada yine pırlanta gibi çocuklar yetişir, yetişmeye de devam edecek 150 senedir olduğu gibi. 159 yıl. Tamam. 159 yıl. Evet. Peki sizin burada devam ediş süreciniz nasıl oldu? Darüşşafaka'da. Tabii ki Darüşşafaka'dan mezun olduktan sonra üniversitede okudum. Ondan sonra iş hayatına katıldım. Belli bir yaşa geldikten sonra da insan emekli oluyor. Daha doğrusu şöyle bir periyot olarak da düşünebilirsiniz. Darüşşafaka'da bir sürü iyi bir eğitim alıyorsunuz. Bu sonra da bir miktar iş hayatına giriyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Sonra da dönüyorsunuz bunları emekli olduktan sonra veya belli bir yaşa geldikten sonra bunları geriye ödeme dönemi başlıyor aslında. Biz Darüşşafakalılar Darüşşafaka'ya hizmet ederekten bugüne kadar Darüşşafaka'nın bize verdiklerinin bir kısmını geri ödemeye çalışıyoruz. Evet. O da çok az bir kısmı. Yani ne kadar ne yaparsak yapalım çünkü bizleri biz yapan Darüşşafaka. Hani 9 kardeşli bir ailenin kız çocuğuydu galiba değil mi? Evet, onun hikayesini yayında da paylaşır mısınız? Tabii ki paylaşırım. Dün sohbet ediyorduk. Bir kızımız Doğu illerinden birinden geliyor. 9 kardeşler. Kızımız geldikten sonra Darüşşafaka'da çok başarılı oluyor. Arkasından belki adını vermemde sakınca olmayabilir. Koç Üniversitesi'ne giriyor. Koç Üniversitesi'nde ilk önce ekonomi okuyor, sonra hukuk okuyor, double major yapıyor. Ve bu arada okulda öğrendiği İngilizce ve Almanca ek olaraktan dışarıda Fransızca eğitimi alıyor kendisini. Ve şimdi çok önemli bir hukuk bürosunda çalışıyor. Siz şimdi düşünün, bu kız eğer orada kalmış olsaydı böyle bir hayata ulaşabilmesi hiç mümkün olma ihtimali yoktu. Evet. Ve biz bunları bu tür çocuklar gelen Türkiye'nin her tarafından gelen Diyarbakır'ından, Siirt'inden, Şırnak'ından, Muğla'sından gelen farklı kültürde olan çocukları alıp harmonize edip onları Türkiye için değerler olarak yaratmaya çalışıyoruz. Ve Darüşşafaka aslında ilk günden beri bunları yapıyor. Yani ilk kurulduğu günlerden beri bunları yapıyor. 1863'te Sultan Aziz Abdülaziz'in fermanıyla kurulan okulun adı Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye. O zamandan başlıyor bu misyon. O zaman Kapalı Çarşı'daki ve çevresindeki çırakları eğitmekle başlıyor işe. O zamanlar harpler nedeniyle bir sürü kişi babasını yitirmiş oluyor. Evet. O çocukları toplayarak eğitiyor. Darüşşafaka o günden bugüne kadar hiçbir şekilde misyonunda taviz vermiyor. Her zaman annesi babası olmayan fakir ama yetenekli çocukları yetiştirerek Türk toplumuna ve insanlığa kazandırmaya çalışıyor. Peki o zaman bir de yardımları hatırlatalım. Mübarek Ramazan ayındayız. Tabii ki. Mutlaka izleyenlerden destek olmak isteyenler de olacaktır. Darüşşafaka hiçbir kamu kurum ve kuruluşundan yardım almıyor. Sadece Türk halkının yardımseverliğine güveniyor. Ve onlardan gelen bireysel bağışlarla, vasiyet bağışları, gayrimenkul bağışlarıyla beraber yaşamaya çalışıyor. Tabii ki bir de Türkiye'deki bazı kurum ve kuruluşların, şirketlerin yapmış olduğu desteklemeler var. Bir kısmı direkt bağış yapıyor, bir kısmı şartlı bağış yapıyor. Darüşşafaka'da biz yönetim kurulu olarak da bunları en iyi şekilde yöneterekten çocuklarımızın için sürdürülebilir bir eğitimi temin etmeye çalışıyoruz. Bizim tabii ki yine ben belki demin eksik söyledim. Darüşşafaka'nın hayatında bazı önemli mihenk taşları var. İşte demin ilk söylediğim gibi 1971-72 yılında ilk defa kızları aldık okula. Kızlarımız bugün 50. yılını kutluyor. Karma eğitime geçişinin 50. yılını bu sene kutluyoruz. Bu tabii çok önemli bir değiş. Aslında Darüşşafaka'nın ilk kuruluşunda 1873'te yapılan planlama içinde kız erkek beraber eğitim planı var. Ama o günün koşullarında bunu yapamıyorlar. Biz tam 98 yıl sonra bunu gerçekleştirdik ve bugün 50. yılını kutluyoruz karma eğitimin. Şu an yoğunluk nasıl? Yani %50, %50 gibi mi? Şu anda Darüşşafaka'da 845 eğitim öğrencimiz var. Bunun yaklaşık olarak en son gördüğüm kadarıyla 400 tanesi kızdı, 445 tanesi erkekti. Hiçbir ayrımcılığımız yok. Darüşşafaka kadın erkek eşitliğinin en yoğun yaşandığı yerdir. İlk okula girdikleri günden itibaren biz çocuklarımızla bunu aşılamaya çalışıyoruz. Bugün yönetim kurulumuzla %50 kadın, %50 erkektir. Ne güzel. Bunu her zaman için takip etmeye çalışıyoruz. Peki örnek veriyorum 13-14-15 yaşına gelen bir çocuk da gelebilir mi? Hayır. Sadece o yaşta. 10. Baştan alıyorsunuz 8 sene eğitim veriyorsunuz. Biz o kültürü baştan belli bir kültürle büyütüyoruz. Evet. O kültürü almadan
aradan giren eklentilerle biz bunu yapabilmemiz çok çok zor. Doğru. Çünkü bir onları ortak paydaya getirmek zaten çok büyük bir zamanımızı alıyor. Hı hı. Peki bu kültürün içinde tabii ki eğitim başlı başınca var. Ama örnek veriyorum tabii orada yatılı kalıyorlar. Uyku düzenleri, yemek düzenleri. Her şeyiyle çok çok düzenli bir şekilde eğitim alıyorlar okulda. Okulda gelenlerin hepsi tabii ki yatıda. Biz hiçbir şekilde eve gitme yok. Sadece İstanbul ve çevresinde olan kişiler cuma akşamları, hafta sonları evine gidiyor. Onun dışındakiler gidemiyor. Okulda kalıyorlar. Okuldaki yatılı yani cumartesi pazarı okulda kalan öğrenci sayımız yaklaşık olarak toplam okul sayısı, okuldaki öğrenci sayısının %60'ı. Eskiden bu daha azdı. İstanbul ve çevresinden gelen öğrencilerimiz daha fazlaydı ama şu anda %60'a yakın öğrencimiz Darüşşafaka'da kalıyor. Ama biz tabii hafta sonu düzenlediğimiz etkinliklerle, kulüp çalışmalarıyla, yetenek atölyelerindeki yaptıkları çalışmalarla beraber bunu keyifli hale getiriyoruz. Şahane. Oğuz Gül'e çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Başarılarınızın devamını çok diliyoruz. Çok sağ olun. Ben bir şey daha ilave ederek tabii ki, istiyorum. Tabii ki bu içinde bulunduğumuz bayram dönemi nedeniyle tüm Türk halkının iyilikseverliğinden, hayırseverliğinden Darüşşafaka yapacakları yardımla bizim çocuklarımızın hayatlarına dokunacaklarını, onların daha iyi yerlere gelmeleri için destek olacaklarından eminim. Darüşşafaka her zaman bağışçılarıyla ayakta durdu. Çok önem verdiğimiz bağışçılarımızdan bir tanesi de Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın okulumuza yapmış olduğu bağıştı. Ve onun makbuzu hala müzemizin en iyi yerinde saklı. Onun vasiyeti gereği iki şey yapıyoruz. Zübeyde Hanım'ın iki tane önemli vasiyeti var. Bir tanesi okuldaki çocuklarımıza mevsim meyveleri verilsin istiyor. Bugün okulumuzun tüm koridorlarında her zaman mevsim meyveleri bulunur. Her çocuk istedikleri zaman istediği meyveyi alarak da yiyebiliyor. İkinci bir vasiyeti ise senede bir defa mevlüt okutulmasıdır. Biz her sene Ramazan ayında Kadir Gecesi İstanbul, Ankara, İzmir'deki 3 tane camide mevlüt okutularaktan okulumuzun kuruluşunda büyük emeği olan Sultan Abdülaziz, ondan sonraki kurucuları olan Yusuf Ziya Paşa önderliğindeki Osmanlı aydınları, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, onun silah arkadaşları, Darüşşafaka bağışları, Darüşşafaka'dan mezun olup ebediyete intikal etmiş kişiler ruhlarına mevlüt okutaraktan vasiyetlerinizi yerine getiriyoruz. Allah razı olsun gerçekten. Bugün çok duygulandırdınız hepimizi. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Teşekkürler. Biz de diğer gelişmelerle devam edelim.